Görmüş olduğunuz motor kömürlü elektrikli süpürge motorudur. 220 volt ile çalışır. Şu an orijinal kömürleriyle çalışmaktadır. Her motorun kömür ölçüleri farklı olduğu için bazı durumlarda kömür bulamadığımız ya da bulunduğumuz yerde böyle bir imkan olmadığından dolayı motor kömürünü bulamadığımız durumlarda kendiniz motor kömürünü yaparak motorunuzu çalıştırabilirsiniz. Motor kömürlerini içeriği ve yapılışı kısaca taş kömürü koku, katran, petrokok, suni reçine, zift, kurum ve kurum koku, zift ve katran gibi maddeler ile karıştırılıp preslendikten sonra 2500 santigrat derecede fırınlanarak elektrografite dönüşüp karbon motor kömürü oluşur. Pillerin artık kutbundaki karbon çubuk da karbon motor kömürü ile aynı görevi yapmaktadır. Herhangi bir şekilde bulamadığımız ya da bitmiş motor kömürlerini pillerin ortasındaki karbon çubuktan yapabiliriz. Bu motorumuzun kömürlerinin bitmiş olduğunu varsayarak kömürlerini pilin ortasındaki karbon çubuktan yapacağız. Şimdi motorumuzun kömürlerini çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tanesini çıkarttık. Daha bitmemiş, yarıya kadar gelmiş ama diğer kömürümüzü de çıkartıyoruz. Bu kömürlerimizin aynısını pilin ortasındaki karbon çubuktan yapacağız ve motorumuzu çalıştıracağız. Hep beraber bunu göreceğiz. Diğer kömürümüzü de çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu kömürümüz de yarıya kadar bitmiş, hala çalışabilecek pozisyonda. Kömürlerimizi çıkartmış bulunmaktayız. Bu kömürlerle aynı işi yapacak pilin ortasındaki karbon çubuğu çıkartarak aynı kömürleri hep beraber yapacağız. Uygun el aletleri kullanarak pilin ortasındaki karbon çubuğu çıkartabilmek için dış çerçevesini keserek kapağını açıyoruz ve karbon çubuğa ulaşmak için üst kapağını açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tornavida ile yardımıyla kastırıp karbon çubuğa ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi karbon çubuğumuzu pilin içerisinden çıkartmış bulunuyoruz. Başlık kısmındaki conta ve kapağı da alarak karbon çubuğu tamamen dışarıya alıyoruz. Gördüğünüz gibi karbon çubuğumuz bu şekilde. Motor kömürünün yatak derinlik ölçüsünü alıyoruz. Bu ölçüye göre kömür yapmamız gerekiyor. Pilin ortasından çıkan karbon çubuğun boyu 57 milim. Motorumuzun kömür ölçüleri 5x8x20 milim ebatlarında kömür yapacağız. Pilden çıkarttığımız karbon çubuğu önce iki eşit parçaya keseceğiz. Şarjlı matkap ve demir fesleresi ile kolayca iki eşit parçaya kesiyoruz. Karbon çubuğun çapı 8 milim. Motor kömürünün ölçüsü 5x8 milim olduğu için karbon çubuğumuzu bir zımpara yardımı ile her iki tarafından eşit bir şekilde zımpara yaparak 5 milime düşüreceğiz. Aralıklı olarak ölçü alarak yaptığımız zımparalama çalışmalarında 5 milime düşürene kadar her iki tarafından eşit şekilde zımpara yapıyoruz.
karbon çubuğumuzun uzunluk, genişlik ve yüksekliğini zımpara yaparak motor kömürünün ölçülerine getirmeye çalışıyoruz. Zımparamızı bir fırça yardımıyla temizliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pilin ortasındaki karbon çubuğu motorun kömür ölçülerine getirdik. Yapmış olduğumuz motor kömürünü kömür yatağına test ediyoruz. Motorun kömür yatağına girip çok rahat bir şekilde çalışıyor. Motorumuz üzerinden çıkan kömürümüzü yan keskiyle kırıp kablosundan ayırıyoruz. Yeni yapmış olduğumuz motor kömürünü 1,5 milim matkap ucuyla deleceğiz. Kömürün tepe noktasından yaklaşık 5 milim derinliğinde delmemiz yeterli olacaktır. 1,5 milim matkap ucuyla 5 milim derinliğinde delik açıyoruz. Diğer kömürümüzde de aynı şekilde 1,5 milim matkap ucuyla 5 milim derinliğinde delik açıp çıkarttığımız kömür kablolarını bu deliklerden içeriye takıp yapıştıracağız. Orijinal kömüründen çıkartmış olduğumuz kablosunu yeni yapmış olduğumuz motor kömürünün içine takıyoruz ve Japon yapıştırıcısıyla yapıştıracağız. Yapıştırmadan önce yine aynı kendi kömür tozundan deliğin içine doldurup daha sağlam bir şekilde yapışması için Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıyoruz. İlaveten çabuk yapıştırıcı ile de güçlendiriyoruz. Çabuk yapıştırıcı olmasa da yine aynı şekilde çalışacaktır. Görmüş olduğunuz gibi kömürümüzün bir tanesini yapmış bulunmaktayız. Birebir aynı oldu diyebiliriz. Şu an eski ve yeni kömürleri karşılaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kısa olan orijinal kömürü, uzun olan da yeni yapmış olduğumuz kömür birebir aynı işlevi yapacaktır. Diğer kömürümüz de yine aynı şekilde yan keskiyle kırarak kablosunu alıp diğer kömürümüze takacağız. Aynı işlemi tekrarlayarak Japon yapıştırıcısıyla kömür kablomuzu kömüre takıp yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kömürümüz de hazır oldu. Şu an kömürümüzün ikisi de hazır. Pilin ortasındaki karbon çubuktan yapmış olduğumuz motor kömürlerini motorumuza takıyoruz ve test yapacağız. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz kömürün bir tanesini kömür yatağına bağlayıp bağlantılarını yapıyoruz. Kablo bağlantısı yapıldı. Şimdi diğer tarafın kömürünü yerine takıyoruz.
diğer tarafın kömürünü de kömür yatağına takıp kablo bağlantılarını yaptıktan sonra motorumuza start vereceğiz. Her iki kömürümüz de motorun kömür yataklarına takıp bağlantılarını yaptık. Şimdi motorumuzun rahat dönüp dönmediğini kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi motorumuz rahat çalışıyor. Şimdi fişimizi prize takıp motoru test yapacağız. Gördüğünüz gibi fişimizi prize takıyoruz ve start veriyoruz. Gördüğünüz gibi motorumuz orijinal kömürleriyle aynı değerde ve aynı hızda çalışıyor. Hiçbir şekilde orijinal kömüründen farkı yok. Start stop şeklinde yaptığımız zaman hız ve devrimde herhangi bir şekilde azalma yok. Start verdiğimiz zaman motorumuz aynı hızda ve aynı devirde çalışıyor. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Zor durumda kaldığınız ya da kömürünü bulamadığınız motorlar için siz de aynı şekilde kömür yapabilirsiniz. Bu ve benzeri içerikleri takip edebilmek için kanalımızı ziyaret ederek abone olursanız çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.